Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hepiniz evimize hoş geldiniz diyorum canlarım. Bugün annem izleyin niyetini kahve falan açacak canlarım. İnşallah soru işaretlerinize, sıkıntılarınıza, aradığınız sorunlara cevaben nokta atışı bir video olur diyorum canlarım. Eğer öyle olursa da videomuzun altına yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü desteklerinizi bekliyoruz canlarım. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basmanız bizim için çok önemli. Yorum yapmanız çok önemli. Videolarımızı beğenmeniz gerçekten çok önemli. Çünkü keşfete düşürüyor ve daha çok insana ulaşmamıza sebep oluyor. Çok güzel oluyor. Özel açılım için kurşun dökümü, nasip açımı ve daha nice işlemlerimiz için 0551-895-3093. Hemen buraya koyuyorum. 0551-895-3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz diyorum. Ve söz anneme bırakıyorum. Hoş geldiniz. Gerçekten kardeşlerim, bacılarım diyeyim. Canlarım diyeyim ya. Gerçekten siz abone olursanız bizde biraz yükselme olacak. Ya abone olmak parasız yani. Ücretsiz olduğu için abone olursanız o elleriniz dert görmesin. Ben de sizlere minnettar olur. Kocaman öperim. Şimdi sizi fazla bekletmeden bir soğuk su alın. Ya da soğuk bir şeyler alın. Oturun bizi dinlemeye başlayın. Tamam mı canlarım? İnanın inşallah. İnşallah ki sizin güzel istekleriniz şeklinde bakılır. Çıkanlarınızı yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Kötü olanlar inşallah sizleri bulmasın, tamam mı? Kötü olan bulmasın sizleri. İyilikler evet. Bulsun, güzellikler bulsun hep. Temennim her zaman böyle canlarım. Ya şimdi bazılarınız diyor canlarım, çok arada tek tük çıkıyor öyle. O da can sıkmak için. Ben umursamıyorum. Diyor ki yani valla içimi kararttım Fatma, inan ki artık sıkıldım yani kötü duymaktan. Şimdi bak, burada ne çıkıyor? Kötü. Burada ne çıkıyor? İyi. Bunu ben söylemezsem, burada kötü çıkmışken iyi evet. Söylersem ben burada hem kendimi sıkıntıya sokmuş olurum hem de sizi kandırmış olurum. Neyse odur. Anlatabiliyor muyum? Yani siz gerçek duymak için dinlemiyorsunuz mu bizi? Yani şimdi bir de 10.000 kişiyiz. Tamam canlarım. Herkes kendini özellikle dinliyor. Herkes özel açılım yaptıracak diye bir şey yok. Tabii, tabii. Yaptıranlar daha memnun. Ama yaptıramayanlar kendisi için dinlediği için 10.000 kişiyi özel olduğu için senin mutlusundur. Öteki kişi belki üzgündür. Tabii ki. Senin tabii. Hastan yoktur. Ötekinin hastası vardır. Sen de ölen bir kişi yoktur ama onda ölen bir kişi vardır. Bunu bilemezsin. Anladın mı? O yüzden kendini uyana al, kendini uymayanı evrene gönder. Evet, şekerim. Sağ ol gitsin ayağım. O gerektiği yere gider. Evet. Şimdi açalım. Dilek tutun. Bak içinizden dilek Allah'ım bol bol paralar, bol bol nasipler. Bol bol eş isteyene eş, iş isteyene iş, sağlık isteyene sağlık. Para isteyene para. Amanim ya Rabbim. Amin. Gerçekten o kadar güzel ki fincanın içi. Yani hepsini anlatmaya çalışacağım canlarım ben. Anla şekerim. Şimdi öncelikle paradan başlayacağım hayatım. Gerçekten çok paranın gelmesi için biraz beklemek lazım. Yalnız böyle parça parça elinize geliyor paralarınız. Parça parça geçecek. Ama bir tanesi gerçekten çok güzel ve çok yüklü, iyi bir para. Dilerim o para sizin derdinize ilaç olur hayatım. Tamam mı? Ama parça parça. Yalnız şurada da bir laf geliyor üstünüze. Bir mal paylaşımı gibi. Ya da sizin alacağınız bir arazi konusunda. Bir arazi var çünkü burada. Büyük bir arazi. Gerçekten. Çok da güzel bir arazi. Eğer bunu alma niyetindeyseniz alın. Bir konuşma, bir laf gelecek üzerinize. Sizi yani fikrinizi değiştirmeniz için, almamanız için. Ama burası gerçekten hayırlı ve güzel, iyi bir şeyli. Ya alın, dağın tepesinde de olsa alma imkanınız varsa alın, koyun orada dursun. Alın, bırakın o tapuyu. Dursun orada senin üstünde, tamam mı canım benim? Gün gelir o tepenin her yeri size öyle bir güzel getirir ki.
Siz bile inanamazsınız. Yalnız o tapuyu 5 yıl ellemeyin, olur mu? 5 yıl dursun. Tamam mı canlarım? Bu tarlanın, bu arazinin kıyısında yol geçiyor. Büyük ana yol geçecek. Eğer dağın tepesinde biri olsa bir zaman gelecek, ana yol geçecek. Gerçekten çok güzel, çok şahane. Yalnız sizin kafanız iki fikirde. İki fikir, iki parçayı ama parayı ikiye böleceksiniz. Bölmeyi düşünüyorsunuz. Bölme. Dursun, al şu arazi yana. Al yavrum. Dursun orada. Tamam mı? Yalnız bir kadın var burada. Oturan evinizde yaşlı bir kadın var. Gerçekten bunun duası sizin. Yani evdeki yaşlı kadınlar, yaşlı insanlarımız, kadın olur, erkek olur. Yaşlı insanlarımız bir berekettir, bir duacınızdır. Yani sizi onların duasıyla ayakta durabilirsiniz. Tamam mı canlarım? Yaşlıyı atmakla, yaşlıyı horlamakla, ona kızmakla bir şey elde edemeyiz canlarım benim. Varsa yaşlı kişileriniz ne olur dikkat edelim, kırmamaya çalışalım. Zaman gelecek, o yaşlı kişinin yerini sen de geçeceksin. Tamam mı hayatım? Ama şöyle bir şey diyeyim. Bir yere gezmeye gitmeyi düşünüyorsun şu günlerde ama yapma. Gitme, şu günlerde yok yani. Bir gidişiniz gelişiniz yok yani canım benim. Şöyle bir şey var. Araba. Elinizde araba mı var, satacaksınız siz? Evet, bir araba görünüyor, satacaksınız. Ama bu arabayı satmadan önce ne olursunuz dikkat edelim, tamam mı? Bu araba bir sorun çıkaracak. Bir sorun çıkaracak ne olur. Bir yere gideceksiniz dedim ya, bu gideceğiniz yere dikkat edin giderken. Yani siz ne kadar dikkatli olursanız olun, karşıdaki olmayabiliyor. Evet. Bunun içinden ne olursunuz gözünüzü açık tutun. Yani tabii dikkat, dikkat de nereye kadar dikkat? Gözünüzü açık tutmakta fayda var. Bak gidiyorsun yola, giderken uykun mu geldi? Dinlen bir yerde. Çek arabayı. Bir yarım saat, 10 dakika orada bir kestir. Ondan sonra git. Ya da çorba, çay içebileceğin bir yer varsa onları iç. Ondan sonra uykun açılır gidersin. Tamam mı canım benim? Gideceğin yere rahatça git. Hiç gitmemekten iyidir biraz geç gitmek. Tamam mı canlarım? Şimdi hayatınızdaki olumsuz giden durumlarınız var bazı. Bu bazı olumsuz giden durumları düzeltme gibi bir durumunuz var, olacak. Ütüleme. Bu ütüleme nasıl bir çamaşırdaki kırışıkları ütüleyip düzelteceksiniz. Bazı hayatınızdaki olumsuz giden durumları da konuşarak, araştırarak ya da o kişiyle anlaşmaya çalışarak bunları düzeltebilirsiniz. Şöyle de olabilir. Mesela eşiniz olabilir, biraz tartışmışsınızdır. Ya biriniz alttan alın biraz, tamam mı? Biraz insan geçim iki baştan derler. Tamam mı? Konuşmayı hiçbir zaman elinizden bırakmayın. Biriniz biraz alttan alırsa ölmez. Ama o ev kurtulur, o evlilik kurtulur. O çocuklar anasız babasız kalmaktan kurtulur hayatım. Tamam mı canım benim? Böyle olursa, ha hep ben mi yapacağım? Ya yap. Ne gelir, ne çıkar ki, ne gider ki elinden. Ama evliliğin kurtulabilir. Ya da o yuvayı bir daha gerçekten gelen gideni arattırır. Düzgün bir yuva kuramayabilirsin. Belki daha iyisini kurarsın, bilemezsin. Ama uğraşmaktan da zarar gelmez. Tamam mı canım benim? Resmiyetlik yerine ilgisi olanlarımız var. Evet, bu ütüyü yaparken boşanma davası olanlarımız var. Boşanmayı düşünenlerimiz var hayatım. Boşanma temiz. Ama bunu dediğim gibi düzeltirsen, düzeltmeye çalışırsanız sizin için çok çok güzel olacak. Gerçekten bak. A harfi kişiler var burada. Adının içinde A harfi geçenler, İ harfi geçenler var. Evet. M harfi geçenler var. Bu kişilerin boşanma kararı ya da boşanma düşünceleri var. Dikkat edin ne olursunuz. Dediğim gibi kurtarabiliyorsanız kurtarın. Daha güzel olur. Ama ki Allah'tan kendi aileniz ve çocuklarınız, ama ananız babanız için, ama kendi aileniz için öyle bir dilek dilemişsiniz ki gerçekten gerçek olmak üzere. Gerçekten tam olmak üzere. İnanın bana. Yemyeşil ağaç ve meyveye binmek üzere çiçek yani. Bu haneyle ilgili
Cemile olabilir, Cemil olabilir, Cennet olabilir. Bu kişiler de var bakın. İnanın bana, yakın bir zamanda bir cenazesi yaşamış kişiler de var bunun içinde. Dikkat edelim ne olursun, sen çok kullanıyorsun abla bunu diyeceksiniz ama değil. Uyarı almak zor, kötü bir şey değildir. Hani olabilecek bir şeyleri önlemekte fayda vardır. Yalnız şu var. Sakin olmakta fayda var, tamam mı? Öyle güzel bir para geliyor ki. Yalnız size bir telefon gelecek. Telefondan sonra bu para size geliyor hayatım, tamam? Telefonu, gelen telefonlar ama bu benimle ilişkisi yok yani. Canım sıkkın, zaten açmak istemiyorum demeyin. Aç telefonu, nasılsın, iyi misin, bitti. Cevaplarsan, arkadaş biraz işim vardı, ben seni sonra arayayım mı? Baktım boş boş konuşuyorsun, ben seni sonra arayayım mı diyebilirsiniz, tamam mı canlarım? O yüzden hani kimsenin telefonunu açmamak gibi bir işiniz olmasın. Hani öyle öncelerden mektup vardı, istediğin zaman yazardım ama şimdi bu telefon denen şeyler çıktığı için telefon mektuptan daha çabuk açılıyor, ulaşıyor yani yapacağın yere. Canım benim, gerçekten böyle öyle bir şey var ki, kara bulutlar var üstünde. Kara bulutlar, bu kara bulutları acı düşünerekten at. İçindeki dileklerin çıkacak. Ne olursun biraz güzel düşünmeye çalış hayatım, tamam mı? Şimdi bir de tabağımıza bakalım. Bak. Tabağımız gerçekten harika. Tabağımız. Bak ortadaki dikelen kişi görüyor musun? Evinizin içinde bir melek var. Gerçekten bu melek harika bir melek. Sizin hepinize güzel bir anne olabilir, teyze olabilir, nene olabilir, anneanne, babaanne olabilir canlarım, tamam mı? Gerçekten size o kadar bir duası var ki bu kişinin. İnanamazsınız. Evinize gelecek olan bir paket var. Bu paket 1 ile 5 arasında gelecek. 1 ile 5 arasında, tamam mı canlarım? Ama ki gerçek olan paket güzel, iyi. Şu melek de güzel. Ama ki evinize şu günlerde, şu bu aylarda olabilir. İnanın bana para yağıyor evinize. Para yağacak. Nereden gelecek? Bilemiyorum ama gerçekten para yağacak. Şu günlerde bir yere yatırım yapmışımdır. Belki bir şeylerin var. Bir yerden bir şeylerin kalacak. Belki bir şeylere oynuyorsunuz, bilemiyorum ama gerçekten çok şahane ve para yağacak elinize. Dediğim gibi şu arsa durumunuz, arazi durumunu düşünün. Çok şahane ve çok güzel. Belli mi olur? Aldığınız arazi çok güzel, verimli olabilir. Bakın, ben burada fazla açık konuşamıyorum ama arazide verimlilik var. Verimlilik, siz anlayın bunu. Tamam mı canlarım? Bir düşünün hayatım. Şimdi bir de bakayım. İş arayanlarımız var. İş arayanlarımız 3 tane. 3 tane iş çıkacak önünüze. Ne olursunuz bu işlere değerlendirin. Önce bir gidin bakın. Aman oyundan bir şey çıkmaz demeyin. Gidin değerlendirin. Ondan sonra bir düşünün taşının. Tamam mı? Bence değerlendirmede az para değil deyip geçmeyelim. Ben o işte çalışırken size iyi bir işte çıkabilir canım benim, tamam mı? Şimdi ben falımı bitirdim. Bir de Fatma'nın düşüncelerini alalım. Ondan sonra da filmimizi demişim. Filmimizi daha sonra yine çekelim. Falımızı bitirelim. Olur mu canlarım? Gerçekten sizleri çok seviyoruz. Öpüyorum canım. Evet canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butona basarsanız çok güzel olur. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ya daha nice işlemlerimiz için zaten videonun sonuna kadar hemen şurada numaramız duruyor. 0551-895-3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.